şimdi bu bölüme gidiyordu. Şu anda buradaki bölüme gitmesini sağlamak için vanaya çevirdik. Evet, genellikle damlama kullanıyoruz burada. Çünkü en ekonomik sulama şekli o. Ormanlarımızın yanması su tutuşunu engelledi. Ve genellikle yaz döneminde yaşadığımız bu sıkıntılar bizi iyice zora soktu. İlk defa Anamur'da haftada bir gün Devlet Su İşleri ve Sulama Birliği verdiği suyu kesti. Yani tasarruf yapmaya başladı. Adana'da, Çukurova'da yine Devlet Su İşleri 5 gün suyu vermeye, 5 gün vermemeye başladı. Geçen 2 hafta önce ilk defa bundan sonra yağmur yağana kadar su veremeyeceğiz ovaya demeye başladı. Bu suyu biz sürekli 12 ay alacağımız düşüncesiyle bu seralar yapıldı. Bu bahçeler kuruldu. Ama şimdi kuraklık oldu. Tabii suyun yönetimi Devlet Su İşleri'nde diyor ki artık su veremeyeceğiz diyor. Geldiğimiz nokta kurulan tesislerin susuzluktan dolayı sıkıntı çekmeye, verim kaybı yaşamaya başlaması. Önümüzdeki yıllarda bunun daha çok artacağını düşünüyoruz. Bu nedenle özellikle seralara izin verirken su kaynağının daha geleceğe yönelik sıkıntısız şekilde kullanılabilecek yerler olması lazım. Eğer şu andaki kullanımımızda bu hesabı yapamazsak, barajlarımızdaki suyu daha planlı kullanamazsak veya kuraklık çok daha ciddi artarsa elimizdeki seraları sökmek zorunda kalabiliriz. Gördüğünüz gibi toprak muzun kök bölgesi dışında hem çatlamış hem de biriken tuz burada beyazlaşma yapmış. Muz demek su demek. Su olmazsa hayat olmaz, muz olmaz. Onun için yetkililerimizden zaten yapıyorlar ama daha kapsamlı bir çalışmanın yapılmasını temenni ediyoruz. Kuraklık bu şekilde devam ederse neticede üretemeyiz. Bahçelerimiz sökülür. Hayal bile etmek istemiyorum. Gerekli tedbirlerin alınacağını düşünüyorum. Ciddi anlamda su sıkıntısı çekiyoruz. Eğer böyle giderse seralarımızı sökmekten başka bir şey olmayacak.